kapıya geliyor. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsın? İyi. Siz? İyiyim, sağ ol. Başınız sağ olsun. Selçuk Toros'a çok üzüldük. Teşekkür ederim. Bugün iyi insanlarla vedalaşma günü. Ne hazin. Öyle. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Hayırlı olsun ortaklığınız Davut Bey. Biliyorsunuz Kudret Bey, ben gençlere imkan tanımayı severim. Bilirim, bilirim. Bizde de gençler var, aklınızda olsun. Ya bu ülkede cenazeler her zaman ilgimi çekmiştir. Kimlerle kimleri yan yana getiriyor? Devlet ne yapıyor, ne ediyor? Musalla taşının başına insanları yan yana getiriyor. Devlet değil Celal Bey. Bunu yapan din. Bu dönem Davut Beylerin işine biraz dini motifler geliyor. Din her zaman toplumları kanalize etmek için iyi yoldur Turancığım. Bunu sen de iyi bilirsin. Vallahi ben liberal adamım. Ne fazla devlet baskısı ne din baskısı. Alır başımı Londra'ya giderim. Senin dinin imanın para Celal Bey. Nasılsa her kesimin parası sende. Korkma, İstanbul'da kal. Kim iktidara gelirse gelsin para sende. Bir tek sana bir şey olmaz. Seni Polat Alemdar'la tanıştırayım. Yanına gidelim. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Maalesef öyle oldu. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Muhakkak bir gün kahve içmeye beklerim. Umarım kahvelerimizi katil yakalandıktan sonra keyifle içeriz. Umarım. Herkese dikkat edin. Kontrol altına. İskender Büyük geliyor. Bu çocuğun her şey değişmiş, bir bakışları değişmemiş. Lan bu adamı daha önce gördüm. Nerede gördün abi? Yıllar önce. Aslan Bey'in yanında. Şeker hastası, kendine insülin vuruyordu. O zaman da böyle buz gibiydi. Başımız sağ olsun. Hepimiz. Başımız sağ olsun. Cami avlusundayız. Herkes safını belli ediyor Abdülay. Abi bizim yanımızda kim yer alacak? Böyle tenha biz bize daha iyi Abdülay. Thank you.
Atın silahlarınızı, yatın yere! Uzman! Thank you.
sebatı hem ihtiyarlara kız kulesiyle birlikte tarihe gömün. Ne oluyor? Efendim, ateşlenmiyor. Polat Alemdar sandığımdan daha akıllı biri. Nereye gidiyoruz? Merak etmeyin. Nazım'ım, çabuk bir tekne bul. Hızlı bir şey olsun. Siz gidin çocuklar. Efendim, kalalım sizinle. Gerek yok. Hoş geldin Polat Alemdar. Beni takip et. Adamı elimizden kaçırdık Nazım. Eğer onların teklifini kabul ederse İstanbul'un yedi tepesinden görünen bir ateş yanacak. Gördüğün her kıvılcımı bana haber ver Nazım. Emredersiniz efendim.
cemaati gelmedi mi daha? Gelmedi abi. Kazım, nerede abin? Bilmiyorum abi. Aramadı henüz. Sen aradın mı? Aradım abi. Telefon kapalı. Kızı aradın mı? Yok abi. Ara. Ona da ulaşamazsan evine git. Baş üstüne abi. Alo. Ben İskender Büyük. Hayırlı olsun Polat Alemdar. Yaktığın ateşi bütün İstanbul gördü. Dost da gördü, düşman da. Ne istiyorsun? Herkes görmüş de o ateşi en yakın dostun görememiş. Sabahtan beri anlatıyorum Memati'ye. O ateşin yanması demek, senin kırmızı kitabı okuman demek. Dedim ki, Memati, Polat Alemdar nerede, ne zaman o kitabı okuyacağını bana söyler, seni bırakırım. Yoksa öldürürüm. Memati ne dedi? Ne diyorsun Memati? Polat Alemdar ne diyorsa onu derim. Başka da bir şey demem. Duydun mu Polat Alemdar? Duymadım. Hoparlörü aç. Açtım. Memati seni duyuyor. Memati. Efendim usta. Ben sana hakkımı helal ediyorum. Sen de et. Helal olsun usta. İskender. Seni o ateşin içine atıp yakacağım. Şimdi ne istiyorsan onu yap. Abi. Hakan'ı nereye sakladınız Tuncay? Ah!
Bu delinin bize bir şey söyleyeceği yok Nazım'ın. Yürüyün. Eyvahlar olsun. Alo, Polat Bey nerede kaldınız? Eğer acil yetişmezseniz bu katiller buradan kaçacaklar. Tamam Hüsnü, tamam, geliyoruz. Hadi sen yapayımız. Erhan 120 ile gidiyorum şu anda zaten. 500 ile git o zaman. Gitti bile abi. Alo, Polat Bey. Hareket ettiler. Ben peşlerindeyim. Hastane arka garaj kapısından çıktılar. Üçe çeyrek kala yönünde devam ediyorlar. O ne demek Hüsnü? Ben şimdi ne yaptım da bunlar beni operasyona götürmüyor? Abi, bir şey içer misiniz? Seni niye götürmediler Sultan Hanım? Biz Kazım'la bakardık buraya. Estağfurullah abi. Yürü Kazım, gidelim. Nereye abi? Korkma, korkma. Bir daha davet edilmediğim yere gitmem. O kadar da gurursuz değilim. Hadi. Ulan onlar da o İskender'i yakalasın, kellemi ortaya koyarım. Erhan, Tuncay Bey'i bulun. Sağsa bizim hastaneye yetiştirin. Tamam abi. Hastane yapıyoruz. Arkamızdaki araba takip ediyor. Engelleyin. Tamam abi.
Alo, Polat Bey. Ne diyorsun Nazım? Polat peşimizden yetişir mi? Nevzat, bir doktor yaşıyor. Tamam Bulmuş. Tuncay Bey, Tuncay Bey, iyi misin? Geri, geri, çabuk. Tuncay Bey, Tuncay Bey, beni duyuyor musunuz? Tuncay Bey.
İyi misiniz efendim? İyiyim Nazım'ım. İyiyim. Temiz hava iyi geldi. Orman havası her zaman iyi gelmiştir. Efendim artık güvenliyiz. Buraya kadar peşimizden gelen, bundan sonra da peşimizden gelmiştir Nazım. Hadi. Adamın bir ordusu var Abdüley. Abdüley, sen geri dön. Alperlere haber ver. Mühimmatlar için kamyonla falan gelsinler. Bir de bulabilirsen yukarıdan bu tünelin çıkışını bul. Ben buradan devam ediyorum. Abi ben de gelseydim. Abdüley, birimiz mezardayken birimiz yerin üstünde olsun. Siz dediğim yere gelin. Arabaların oradan döneceksiniz. Oradan içeri girersiniz. Efendim kötüsünüz, gidelim. Biz buraya Polat'ı gömelim de gerekirse ölelim Nazım'ım. Bunu al. Ben sana at dediğimde at içeri. Thank you.
Abi! Abi! İyiyim ama sadece 20-25 dakika iyi olacağım. Buradaki hava o kadar yeter. Tamam abi. Sen dayan abi. Oradan çıkaracağız seni. Alo Alper. Polat Bey, belki bilmek istersiniz diye hırs ile aradım. Tuncay Bey sağ ve hastanemizde müşahede altında. Tamam Hüsnü Bey. Allah izin verirse ben de hastaneye geleceğim. Kardeşim mezara girsek oradan da arar bunlar. Allah'ım sen bana sabır ver. En azından ömrüm kadar.
Nedir durum Abdülay? Kaz Alper, kaz. 25 dakika oldu. Çok az zamanımız kaldı. Az kaldı Abdülay. Doğru yerdesiniz. Merak ettim. İyiyim İncim. İyiyim. Sediye! Ver. İyi misin? İskender nerede? Abi kaçırdık. Ne oluyor? Abdülay! Efendim abi. İskender nerede? Çıktı İnci Hanım. Lütfen odanızda kalın. Ne demek çıktı? Benim niye haberim yok? Nazım nerede? Odanızda kalın İnci Hanım.
Niye evden arıyorlar Nazım? Ne var İnci? Ev sarıldı, ateş ediyorlar. Sen sakin ol İnci. Sen bulunduğun odada kapıyı kilitle. Nazım 5 dakikaya orada. Korkuyorum İskender, lütfen gel. Korkacak bir şey yok. Nazım gelecek dedim ya İnci. Nereden öğrendi bu Polat yerimizi Nazım? Avni'mi sattı efendim. Git al ki bu adamı, öğrenelim kimi sattığını Nazım. 3 tane çapulcuyla evimizi basmaya gelmiş, tatsiz. Emredersiniz efendim. Beyler, biz dönelim konumuza. Sayın Büyük, böyle bir suikast için konjektör uygun değil. Konjektör uygunsuz diye yapıyoruz ya işte. Tepedeki herkese aşağı indirin ki aşağıdakilere yer açılsın. Ben de o olmadan önce örgüte kendi noktalarını yok edecek eylemler yaptırayım. Öyle bir suikast olsun ki örgüt intikamını almış olsun. Tatbikat alanı ile protokol alanı arasındaki mesafe çok uzak. Kanas menzilinde değil mi? Tatbikatta kanas kullanılmıyor. Kaza süsü verilemez. 4 yıldıza kaza kurşuna girmesine kim inanır? Sen eylemi yapar yapmaz Güney Kıbrıs'a geç. Oradan adamlarımız seni alır. İskender'in adamları geldi. Kaç kişiler Abdülay?
Gel. Başkanım, Muro geldi. Gelsin. Geç. Başkanım? Gel Muro, gel. Muro, seni affetmem için bir hareket bekliyorum. Vallahi başkanım, küçükler bizim gibi böyle bazen haylazlık yapacak, büyükler sizin gibi affedecek. Öpeyim başkanım. Tamam mı? Tamam. Devrime hizmete ben ve değerli ekibim canımızla kanımızla hazırız başkanım. Görevine dönebilirsin. Af sürecinin tamamlanması için devrime sadakatin ölçülecektir. Bunun için sana bazı görevler vereceğim. Ben bu görevleri hangi sıfatla yerine getireceğim? Metropol sorumlususun. Allah aşkına. Vallahi başkanım, emirlerinizi bekliyorum. Ben sana bildiririm. Çıkabilirsin. Vallahi bir öpeyim başkanım. Ben... Başkanım. Evet Çetin arkadaş. Yıldırım arkadaş. Artık gönül rahatlığıyla bana başkanım diyebilirsiniz. Efsane göreve döndü. Başkanım. Yürüyün lan. Başkanım. Hadi. Çök. Hadi gözümüz aydın. Polat Alemdar da elimizde nasılsa. Emirlerimi yerine getirin. Emredersiniz efendim. Başkan, ulaştırdı mı Nazım size eylem yapılacak noktaları? Söyledi. Peki o Muro döndü mü yanına? Döndü. Ona yaptır o işi. Sonra da kafasına sık. Senin de başına çorap örmesin. Tafsilatını sonra hallederiz. Efendim, Polat Alemdar'ı yakaladık. Emriniz nedir? Getir buraya Nazım'ı. Ona soracaklarım var. Bugün ne kadar güzel bir gün. Gel Polat'ım, gel. Ben seni güzellikle çağırmıştım. Ama bunu sen istedin. Ne yapalım? Benim istediğim tam olarak buydu. Öyle mi? Şimdi bana anlatacak mısın kırmızı kitapta nelerin yazdığını? Anlatmayacağım. Nazım'ım, işkenceyle konuşmaz bu adam. Sık kafasına.
Bir daha denen ağzı mı? Abdüley! Efendim abi. Kameralar var. İçeri gir. Eğer görüntüler başka bir yere veri olarak aktarılıyorsa bir noktada sabitle. Sonra da bana haber ver. Tamam abi. Hadi. İskender'in adamları geldi. Kaç kişiler Abdüley? 8-10 kişiler abi. Kamuflajlı. Nazım'ı sağ ele geçirin. Diğerlerini yok edin. Ama kıyafetleri bize lazım Abdüley. Peki abi. Yolun sonuna geldik İnci Hanım. Bana ne yapacaksın? Ben sana niye bir şey yapayım? Baban mıyım? Nevzat, bir müşteri çekiliyoruz. Erhan, durun Erhan! Teslim ol! Bana bırak. Bak! Bak!
Nerede patronun Nazım? Merak etme. Sen beni götürmesen de o bizi yanına çağıracak. Efendim, Polat Alemdar'ı yakaladık. Emriniz nedir? Getir buraya Nazım'ı. Ona soracaklarım var. Canımı babasının yanına götürsün Alperler Abdülhey. Biz de çıkalım. Gel Polat'ım, gel. Ben seni güzellikle çağırmıştım. Ama bunu sen istedin. Ne yapalım? Benim istediğim tam olarak buydu. Öyle mi? Şimdi bana anlatacak mısın kırmızı kitapta nelerin yazdığını? Anlatmayacağım. Nazım'ım. İşkenceyle konuşmaz bu adam. Sık kafasına. Bir daha dene Nazım'ı. Yatma yeri. Yürü İskender'im, yürü. Verecek hesabın çok. Anca gideriz. Planınız nedir? İlk plan, sığınağında krokileri çizilmiş belirsiz eylem noktalarını öğrenmek. Biz oraya gittiğimizde İskender belli ki bir şeyler organize ediyordu. Bunu kendi söylemese de adamın ağzından öğreniriz. Ondan sonra mümkünse yapılanmasını öğrenmek. Zaten biz elimizde İskender'i tuttukça psikolojisi bozulacaktır. Hem kendisinin hem örgütlenmesinin. An be an açıklar verecekler. Bu psikoloji bozmanın bir parçası olarak da ilk iş 4 aileye darbe vuracağız. Nasıl bir darbe? İlişkide oldukları için gözaltına alacağız.
Yer yerinden oynar. Yer yerinden oynamadan hiçbir şey yerine oturmaz. Herkes bunların dokunulmaz olmadıklarını görsün. Eğer net bir sonuca gidemezsek bu hem sizin hem de benim sonumuz olduğu gibi dört ailede İskender de kahraman olur. Bu ülkede herkesten kahraman olur, korkaktan kahraman olmaz. Bunların hepsi korkak zavallılar. Bütün saldırganlıkları bundan. Köpek gibi. Alemdar, filden büyük fil avcısı var. Fil avcısından da büyük Allah var. Seni almışım getirmişim buraya. Sorgudasın. Bırak kafana sıkmayı. Şekerinle tansiyonunu dengelemesem geberip kalırsın burada. Hala fil var avcısı var diyorsun. Bizi yetiştirenler böyle yetiştirdi. Önce avcılığı öğrettiler, sonra avı öğrettiler. Başka ne öğrettiler? Devleti nasıl satacağınızı mı? Sizler satılığa çıkarınca biz de aldık. Devlet sahipsiz mi kalsın? Siz kendinizi satılığa çıkarmışsınız. Herkesi bir şey satar zannedersiniz. Sizin döneminiz bitti. Önce bunu kabul edeceksiniz. Sonra itaat edeceksiniz. Kime? Bize. Ya siz kimsiniz? Bu devletin asıl sahiplerine, millete. Millet mi? Kim ki onlar? Devlet onlara sahip çıkmasa hepsi zavallı yaratıklar. Benim için zavallı yaratıklar olmanızda bir sakınca yok. Ama benim için devlet onlara bırakılmayacak kadar, sahip çıkılacak kadar kutsaldır. Sen sahibi olacaksın da bu devlet dediğin nasıl bir şey olacak ben çok merak ettim. Öğreneceksin. Az kaldı. Nasıl öğrenecekmişim? Beni... Burada tuttuğun her an Türkiye'den bir şey gidecek. Ne gidecekmiş? Can gidecek. Kan gidecek. Mal gidecek, mülk gidecek. Ben buradan gidene kadar patlamadık bomba, ölmedik adam, yaşanmadık kaos kalmayacak. Seninle pazarlık yapacak halim yok. Son kurşununa kadar İskender. Hadi sizi göreyim. Seni bu darbeciliğe kim inandırdı? Sana yedirirler mi bunu? Sen mi engel olacaksın? Hiç şüphen olmasın. Biraz gençsin. Dur ben sana bazı eksik bildiklerini anlatayım. Bu ülkede hiç kimse tesadüfen bir yere gelmez. Tesadüfen de gitmez. Mesela İskender Büyük. Genç bir idealist. Senin gibi o da bağımsızlık derdinde. Ve bu fikrini her zeminde herkesle paylaşıyor. Bilhassa meslektaşları arasında. Bu bağımsızlık fikri herkes tarafından da benimseniyor. Sonra bir gün bunun için oluşturulan örgütte yer alır mısın teklifi geliyor. Ne örgütü diyorum? Türkiye'nin en büyük düşmanı komünizm diyorlar. Sovyetler kafamızda.
Ruslar ezeli düşman. Suriye Rusların elinde, Irak Rusların elinde, Bulgaristan Rusların elinde. Ne yapman lazım? Biraz bağımsızlığı ertelemen lazım. Orada kucağa düştün öyle mi? Ben kimsenin kucağına düşmedim. Mustafa Kemal bu ülkeyi kurarken nasıl işbirliği yaptıysa, ta ki bağımsızlığı alana kadar ben de onlarla bağımsız Türkiye için her türlü işbirliğini yaparım. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Washington'a değil. Kendi milletini arkasına aldı. Onların desteğiyle milli mücadele verdi. Sizler gibi onları yok etmek, onları ezmek, fakirleştirmek, aşağılamak için değil. 1920'lerin şartlarıyla bugün aynı değil. O günün dostları Bolşevizm ve İslam'dı. 70'lerde ise ikisi düşman. Bugün? Bugün Ruslar dost. En hazini ne biliyor musun? Mustafa Kemal başta komşularıyla paktlar kurup barış için uğraşırken, o öldükten sonra iktidara gelen herkes sadece ve sadece düşman ilan etti. Devlete düşman gerek. Tabii. Yutturun millete. Ruslar düşman, Yunanlılar düşman, Iraklılar düşman, Suriyeliler düşman, İranlılar düşman. Bunlar bitti, hepsi dost oldu. Şimdi içimizde düşman lazım, değil mi? Ben belki gencim ama şunu çok iyi biliyorum. Siz varken bu ülkenin düşmana ihtiyacı yok. Korku yaratmazsan devleti yönetemezsin. Elinde tutamazsın. Bu bize has bir özellik değil ki. Amerika her gün yeni düşman yaratıyor. Ekonomik güçle siyasi güç. Başka türlü elinde tutamazsın. Senin böyle bir korku imparatorluğun yoksa, işçi der ki sendika, haklar. Memur der ki güvence, daha iyi maaş. Öğrenciler der ki eğitim. Vatandaş der ki demokrasi, özgürlük. Bu her saydığımın gelirine %50 zam yap. Bakayım bir ay paralarını ödeyebiliyor musun? Teröre 300 milyar doları vermezsen her ay %100 zamlı verirsin maaşlarını, haklarını, özgürlüklerini. Terörü sen yaratmadın mı? Kötü mü yaptık? Terör olmasaydı bu ülkenin çocukları bayraklarının ne anlama geldiğini unuturlardı. Terör olmasaydı bayrak gönderde, gönüllerde olurdu. Tabutların üstünde değil. Siz hırsızlığı adet edinmişsiniz. Kleptoman olmuşsunuz. Bayrağı hırsınıza ve hırsızlığınıza alet etmeyin. ...28 Şubat ne için yapıldı? İrtica. Sence ne için yapıldı? 35 milyar doları iç etmek için. Bankalardan soyulan paralar. Düşün ki bu banka patronları her gün 1 milyon dolar yiyorlar. Eder senede 365 milyon dolar. 10 sene boyunca her gün çaldıkları 1 milyon doları yeseler bu para ancak bitiyor. Bu patronların hepsi şu an meteliğe kurşun atıyor. Para sizde değil mi? Biz onlara parayı yedirir miyiz? Onlar kim ki? Nerede şimdi bu para? Yaşarsan nerede, nasıl kullanıldığını görürsün. Ölürsem sırrını beraberimle götürürüm. Sen söyle. Bunu yiyenler yaşar. Bilenler ya da öğrenenler değil. Senin kırmızı kitabın varsa
Bizim de kırmızı çizgimiz var. Söylemiyor musun paranın nerede olduğunu? Söylemeyeceğim dedim ya Polat Alemdar. İşitmiyor musun beni? İskender. Peki ben dışarı çıktığımda İskender benimle pazarlık yaptı. Paranın bir kısmını paylaşmayı vaat etti. Örgütün bütün yapılanmasını anlattı demeyecek miyim? Sana kimse inanmaz. Sen bir kere alındın ya. Ben sana dokundum ya. Bana inanmasalar da içlerine kurt düştü bir kere. Ha. Bir de Nazım'ın bana şu planladığın suikasti söylediğinde işin hepten bitti. Gel Polat'ım. Gel. Sen beni tehdit ettin, öyle mi? Sen bana racon kestin, öyle mi? Kahramanlık da bir yere kadar Polat'ım. Ben de zamanında çok yaptım. Sonra baktım, verdikleri madalyalar bir işe yaramıyor. Tek tek astığım adamlara taktım. Son bir tane kaldı. Üstün hizmet madalyası. Onu da sana takacağım. Zerre aklın varsa beni burada öldürür. Yoksa ben sana unutamayacağım bir madalya takarım. Tabii. Çevir yüzünü göreyim adamımın. Nasılsın Polat'ım?
Sana burada iyi bakıyorlar mı? Yakarım dediğinde bu Polat hiç inanmamıştı. Bakalım onun yaktığı ateş mi büyük olacak, İskender'in yaktığı mı büyük? Uzaklaşın! Herkes buraya! Herkes buraya! Ali! 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 Gidin! Korkma! Ödüne ver baba! Gel! 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 Ne oluyor? Sakin ol! Ama dur! Ali! 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 Hürmet battaniye havlu, ne varsa bulur. Gelme bak, gel. Hadi. Acele edin çabuk. Elinizdekileri ıslatın. Islığı aç. Islat. Hepsini ıslat şunları. Hadi çabuk ol, çabuk. Kapılara koyun. Oraya duman da olmasın. Allah'ım. Korkma gönlüm. Korkma kızım. Korkma. Korkma kızım. Korkma. Gönül. Aman. Gönül kızım. Kızım. Gönül. Gönül kızım. Gönül. Eren, buraları da ıslat! Sus yavrum! Sus yavrum! Baba, anne kızım. Bak, anne mi? Gönül. Nazife, Gönül, kendine gel. Gönül, kendine gel. Bırakma. Hadi, çabuk çıkıyoruz. Eren, sen diğer tarafa. Tamam abi. Geç. Anne, hadi. Hadi. Hadi gel. Çabuk. Hadi baba. Ömer baba, siz devam edin. Ben Polat abilerle birlikte geleceğim. Hadi, hadi yürü yavrum. Hadi. Gel. Hadi yürü yavrum. Hadi Hikmet, çabuk. Hadi abi, hadi abi. Hadi çabuk. Ah! 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 Ah!
İtfaiye çağırın Allah aşkına. Gelin komşu, gelin, çağırdım. İtfaiye geldi dayı. Bu tarafta. Gel. Sen bu taraf. Sen çık hadi, sen çık. Çık. Gel çık. Hikmet abi hadi. Ne oluyor ya? Bana söyleyeceklerini hatırladın mı? Hatırlamıyorum. Ben şimdi sana biraz hatırlatayım. Sana bir kitap okuttu ihtiyarlar. Gizli yerlerinde. Kırmızı kitap. Ha, kırmızı kitap. Nerede okuttular onu sana? Gizli yerlerinde. Ama nerede? Bilmiyorum. Neyse neyse, orayı biz buluruz. Sen bize o kitapta okuduklarını anlat. Milli güvenlik, siyaset stratejisi, Türkiye'nin iç düşmanları, dış düşmanları, onlarla edilen mücadele, stratejik noktalar. Onları ben biliyorum. Sen bu kararları alanları, uygulamaya sokanları söyle bana. Yani bu ihtiyarlar için çalışanların isimleri. Listesi yazılı mıydı kitapta? Yazılıydı. Kimler vardı? Ama artık hatırlasan iyi olur Polat'ım. Yapacak bir sürü işimiz var. Hatırlayamıyorum. Efendim? Efendim, Polat Alemdar geldi. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Misafiriniz geldi efendim. Emredersiniz. Buyurun.
Hoş geldiniz Polat Alemdar. Hoş bulduk. Buyurun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizi böyle apar topar çağırdık. Geldiğinize sevindim. Estağfurullah. Efendim, ne alırsınız? Ben çayıma devam ediyorum. Misafirimize sorun. Ben de çay alayım. Emredersiniz. Kamu Güvenliği Teşkilatı'nın çalışmalarını takip ediyorum. İsminizi ortaya koymadan, hayatınızı ortaya koyarak yaptığınız hizmetlerden ötürü tebrik ve takdir ederim. Sağ olun. Teşkilatınıza dair herhangi bir sıkıntınız yahut talebiniz var mı? Teşekkür ederim. Tebrik ve takdiriniz yeterlidir. Gelsin. Burada yanı başımda sizlerden bir talebim olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Devlette küslük olmaz. Sayın Büyük, çay içer misiniz? Lütfen. Sizi buraya çağırmamın sebebi devletin aranızdaki çatışmadan yıpranmasıdır. Bunun son bulmasını istiyorum. Her ikiniz de devleti bilen insanlarsınız. Yöntemleriniz, üslubunuz farklı olabilir. Ama neticede ikiniz de devlete hizmet etmektesiniz. Sayın Alemdar. Ben burada ilk defa İskender Büyük'ün devlete hizmet ettiğini duyuyorum. Benim yaptığım hizmeti kimseye duyurmak gibi bir derdim yok. Devletim bilsin yeter. Beyler, burada kavga etmek için bulunmuyorsunuz. Zaman zaman yapılan hatalar olabilir. Bunlara şimdilik sünger çekmek zorundayız. Devletimizin içinde bulunduğu şartlar, konjonktür bunu emrediyor. Bölgede güçlü olabilmemiz için devletin kurumlarının ya da devlet için çalışanların birbiriyle kavga etmemesi lazım. Bunun için barışmak durumundasınız. Efendim, arkadaşla uzlaşmak için benim bazı şartlarım var. Benim hiçbir şartım yok. Müsaadenizle. Bu adam benim hasmımdır. Devlete ihanet içindedir. Bu makam, bu oda haricinde nerede karşıma çıkarsa çıksın gereğini yaparım.
Polat Alemdar, bunu cevabın olarak kabul etmiyorum. Bu hususu düşünmeni ve olumlu cevabını bilahare iletmeni istiyorum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Polat Bey biraz önce evlendi. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. Sağ ol. Sağ ol. Daha çok bekler miyiz? Yok yok, zannetmiyorum. Abdüle restorandadır. Sen niye gitmedin? Hiç eğlenecek halim yok. Bulamadı sultanı ha? Ne oluyor birader? Siz kimsiniz? Arama yapacağız. Nereyi, kimi arıyorsunuz? Alper Bey, siz bu işe karışmayın. Siz kimsiniz? Çekil lan şuradan. Kardeşim siz kimden emir oluyorsunuz? Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı. Devlette küslük olmaz. Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı hepimize hayırlı uğurlu olsun. Devletimiz bütün istihbarat birimlerinin bu müsteşarlığın emrinde birlikte koordineli olarak çalışmasını uygun görmüştür. Bu masada yer almayan istihbarat birimleri lağvedilmiş sayılacaktır. Büyüklerimiz beni bu göreve layık görmüşler. Ben de şimdiye kadar nasıl kendilerine mahcup etmediysem, şimdiden sonra da etmeyeceğim.
Bu koordinasyon nasıl olacak? Bu masada birbiriyle çatışmayan birim yok. O çatışma son bulsun diye ben bu göreve getirildim. Görevimin gereği neyse de onu yaparım. Yani mesela benle ilgili ne yapabilirsin? Senle ilgili şu anda aklımda tek bir şey var. O da... Seni tebrik ederim. Evlenmişsin. Göreve hızlı başlamışsın. Bunu bile öğrendiğine göre. Bu noktadan itibaren memlekette uçan sinek beni nasıl alakadar ederse bu masadakilerin özel hususları da alakadar eder. Ya el birliğiyle memleketin huzur ve güveni için birlikte çalışacağız ya da... Ya da ne? Ben onu merak ediyorum. Ya da yok olacaksın. Devletin şemsiyesi altından çıkacaksın. Belindeki silahtan, elindeki bilgiye, belgeye, paraya, pula kadar her şeyini geri vereceksin. Ya itaat edeceksin, ya asi ilan edileceksin. Padişahım çok yaşa. Polat! Dur Polat! Polat Bey ne yapıyorsun? Dur! Çocuklar çabuk yetişin! Polat! Taraftan. Müdür Bey'in odasında mı görüşeceğiz? Geçmiş olsun Polat'ım. Çok korkuttun bizi. İyi misin şimdi? Senin ne işin var burada? Bizim gibi adamlar iki yerde huzur bulurlar. Bir mezarda, bir mapusta. Sen artık mezara gir de biz de huzur bulalım. Buraya seninle konuşmaya geldim. İtişmeye, kakışmaya değil.
Biz birbirimizi yerken adamlar memleketi yiyor Polat Alemdar. Memleketi sevmek sana mı kalmış İskender? Her şeye laf ettiririm. Memleket sevgime laf ettirmem. Her şeyi göze alıp seninle buraya görüşmeye geldim. Sığınacak hiç yerin kalmadı mı ki bana geldin? Benim tek başıma gücüm bu aşağılık adamları yok etmeye yetmiyor. Artık yaşlandım. Benim zekam senin bileğinle birleşmek durumunda. Sen kendini zeki diyorsun da senin aklını kullanmayan bir Mozambik kaldı. Şunu kabul et. Senin ne zekan var, ne aklın var, ne de yüreğin var. Çünkü satılmış adamların hiçbir şeyi olmaz. Bir tek canım var, onu da ben alacağım. O zaman elini çabuk tut. Onlardan önce sen almaya bak. Ben senin akıllı bir adam olduğunu zannetmiştim. Ha belki akıllısın ama körsün, kör. Gözünün önünde başbakanı vurdular. Sen bunun ne manaya geldiğini hala anlamıyorsan benim sana söyleyecek hiçbir şeyim yok. Başbakanı sanki sen öldürmeye çalışmamış gibi konuşuyorsun ya. Anlamıyor musun? Öldürtmediler. Önce sana kurtarttılar, sonra adamlarına vurdurttular. Sen başbakan olsan uyandığında ilk iş ne yaparsın? Ben senin gibi hayalperest değilim ki. Darbeci yatayım, başbakan olarak uyanayım. İskender, madem çok konuşmak istiyorsun, Gladio ile ilgili bildiklerini anlat. Ben gereğini yapayım. Bildiklerimi mi istiyorsun? Sen adamlarını cezaevinden kaçırmadan burada yakacaklar. Kimsen kalmadığında yanıma gel, sana her şeyi anlatacağım. Efendim. Yılmaz'ın bu İzmarit Çile yoluna saptı. Nereye gidiyor bu? Deposu var. Silahlı adamı var mı orada? Orayı bekleyen adamları var. Başka kimse yok. Thank you.
beklediğimiz adam gelene kadar kimse kılını bile kıpırdatmayacak. Cevat mevat umurumda değil. Bana ağababası lazım. Emredersiniz efendim. Aç. Ya bana füze sistemleriyle ilgili bütün bildiklerini anlatıp çalışmalarınızı nerede sakladığınızı söylersin, ya da birazdan burada olacak adam seni bizzat füze yapar. Karar senin. Var burada. Habersiz geldim. Kusura bakma. Beni öldür. Öldürmen umurumda değil. Ama silah sesini duyup adam buradan kaçacak. O umurumda. Polat Alemdar, Gladio'yu elinden kaçırma. Seçim senin. Ateş edip silah sesiyle Gladio'nun tepesindeki adamı vurmak mı, beni vurmak mı? İkisi de. Kim Gladio'nun G'sine hizmet etmişse onu temizleyeceğim. Tepesi, dibi, birincisi, sonuncusu benim için fark etmez. Ben hayatımda devletten başkasına hizmet etmedim. Devleti de ele geçirmişlerse benim kabahatim mi? Ben sizin gibileri devletin içinden temizleyeyim. Onları temizlemek kolay. Sözümü dinle. Biz eğer birlik olmazsak bu adamlar seni de beni de öldürecek. Kes sesini. Birlikmiş. Ülkeyi bin parçaya böldün. Bir de birlik mi diyorsun? (Gülüyor)
Cevat profesörü öldürmeni sana kim söyledi? Efendim, profesörle uğraşacak bir ortam yok burada. Hem İskender hem Polat ikisi birlikte bana saldırdılar. Ben orada olan biten her şeyi görüyorum. İskender'i de görüyorum, Polat'ı da görüyorum. Seni oradan ben kurtarıyorum. Ama sen bir aptal gibi bana getirmen gereken adamı öldürüyorsun. Ben seni Cevat'ın yanına yerleştirdim. Polat'ın yanına mı yerleştirdim? Efendim, bu suya düşürüldüm. Sus Yılmaz, sus. Efendim, Cevat beni deşifre etti. Bana artık yanınızda görev vereceksiniz, değil mi? Yılmaz, ben sana adam olamazsın demedim. Benim adamım olamazsın dedim. Thank you.
Efendim, yeterli delil ve tanık olmadığından müvekkilimin beraatini talep ediyorum. Savcı bey, mütalaanız hazır mı? Efendim, tanığımız var. Efendim, benim 70 milyon tanığım var. Hepsini tek tek çağırıp dinleyecek miyiz? Sayın savcı, sürekli tanık var diyor. Ortada tanık manık yok. Gizlisi, saklısı, açığı ne varsa gelsin konuşsun. Yoksa bu dava burada bitsin. Benim şerefli bir ismim ve bu memlekete yapacak çok hizmetim var. Tanığınız kim? Polat Alemdar. Alın içeri. Ben bu adamın tanıklığını kabul etmiyorum. Bu adam benim hasmım. Hasımlık yapmak için duruşma salonuna gelmem. Efendim, tanığın kimliği bize bildirilmedi. Ayrıca tanıkla müvekkilim arasında husumet var. Biz tanık olarak dinlenmesini kabul etmiyoruz. Polat Alemdar, bu konuya ilişkin bildiklerini anlatacağına, doğruyu söyleyeceğine, namusun ve şerefin üzerine yemin ediyor musun? Ediyorum. Oturun. Bunlar, kamu güvenliği teşkilatı adına İskender Büyük'le ilgili dosyalar. Tek tek işlediği suçlar dosyanın içinde delilleriyle var. Getirin. Devletin böyle resmi bir kurumu yok. Gayri resmi bir kurumun, belki de Polat Alemdar'ın kafasında uydurduğu bir kurumun tuttuğu dosyayı kabul etmenizi reddediyorum. İster reddet, ister kabul et. Ben yaşadığım müddetçe senin bu devletin mahkemelerinde suçsuz ilan edilip beraat etmene müsaade etmem. O zaman mahkemeye ne gerek var? Getir idam sehpasını, üstüne çıkayım. Senin kafana göre mi insanlar suçlu suçsuz diye ayrılacak? Sayın Başkan, ben buraya ifade vermeye geldim. Bu adamla konuşmaya değil. Sayın Başkanım, dosyanın incelenmesi için süre talep ediyorum. Bizim talebimiz aynıdır efendim. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Gereği düşünüldü. Sanık İskender Büyük'ün dosya konulu ve iddia içeriğine göre 5237 sayılı ceza muhakemeleri usulü kanununun ilgili maddelerine uygun düşen suçları nedeniyle 100 ve 101. maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verildi. Abi kapıda bir jandarma subayı seninle görüşmek istiyor. Hayırdır? Abi cezaevi ring aracı durdu, ondan indi. Dedi ki Polat Alemdar'la görüşmem lazım. İçeri al, gelsin. Abi arabayı bırakamazmış. Allah Allah. Komutanımız sizinle görüşmek istiyor. Komutanınız kim? Araçta görüşmeniz daha uygun. Asker, şoför değilsin. Seninle konuşacaklarım var. Cezaevinde ziyaretine gelirdim. Niye zahmet ettin? Cezaevinde çok durmayacağım.
Beni içeriden çıkaracaklar. Nasıl olacakmış o iş? Boş ver nasıl olacağını. Feller bir şeyler ayarlamış işte. Düştün mü kucağına, bağımsız İskender? Bırak benimle uğraşmayı. Buraya seninle anlaşmaya geldim. Bu hayatta en çok istediğin şey beni öldürmek değil mi? Hiç öyle küçük isteklerim yok. Bir ömür içeride çürü bana yeter. Bir dinle dinle. Ben bu Amerikalılardan da, İsraililerden de, Avrupalılardan da bıktım. Hepsi bir şey vaat ediyor. Tek düşündükleri çıkarları. Onların uşakları da onlar gibi. Davut da, Turan da, Mehmet Fikret de aynısı. Devletin içine de dışına da bunlar çöreklenmiş. Bunları seni içeri götüren jandarmaya anlat. Bana ne anlatıyorsun? Sana anlatıyorum. Çünkü bunları yok etmeni istiyorum. Başka bir emrin? Lütfen. Lütfen beni ciddiyetle dinle. Bu saydığım adamların hepsini toplayacağım. Toplantı organize edildi. Feller de dahil. Toplanmışken öldürsene. Madem memleket sevgin kabarmış, vatanına hizmetini yap, öl. Mesele benim ölmem değil. O toplantıda ben de olacağım. Gel, beni de öldür. Ne istiyorsun İskender? Kızıma ömrünün sonuna kadar bakmanı istiyorum. Bunda benim tek varlığım. Çok acılar çekti benim yüzümden zavallı kız. Eğer ben bu adamlara karşı çıkarsam, hepsi canımın nasıl yakacaklarını biliyor. Senden başka da emanet edeceğim kimse yok. Tanıdığım en dürüst adamsın. Yanlış anlama, hala seni sevmiyorum. Ama bu iyiliği istiyorum. Sen cezaevine gir çık, sonra bakarız. Cezaevinden çıkarsam söz mü? Sana bu sözü ancak herkesin kafasına sıkmış, silahı kafana dayadığım an veririm. Söz vereceksin. Kızım, sen yaşadığın sürece hayatta olacak. Sen sözünü tut. Ben ölsem bile kızın ömrünün sonuna kadar güvende olacak. Söz. Başın sağ olsun. Sen gittikten sonra Memati'yi aradım. Ama iş işten geçmişti. Gözün aydın. Kızın olacakmış. Sana da, annesine de, kızına da uzun ömürler dilerim. Bak İskender, seninle ilk defa hasım olmuyoruz. Etrafımda kurşun sıkmadığın, ölümüne, felaketine sebep olmadığın insan kalmadı. Çıktın bana geldin. Samimi bir şekilde kızını bana emanet ettin. Ben de emanetine sahip çıkacağıma söz verdim. Ama emanetin bana ulaşmadan acı haberi ulaştı.
Sen çok iyi biliyorsun ki ben masum insanlara zarar vermem. Benim yanımdakiler de bilerek, isteyerek masum insanlara zarar vermez. Dediğin gibi, samimi bir şekilde sana geldim. Ben sana bir söz verdim, sen bana bir söz verdin. Benim sözüm hala geçerli. Bana kızımın katilini, Kazım'ı ver. Sözüm yine benim sözüm olsun. Senin kızın benim kızım olsun. Benim kimseyi vermeyeceğimi bilirsin İskender. Ama söz ver sözüne sadık kalacağını, adalete teslim edeyim, gitsin cezasını çeksin. Polat, senden kızıma karşılık basit bir tetikçiyi istiyorum. Senin başına değil, Memati'nin başına değil, hatta doğacak kızının başına değil, basit bir tetikçinin başına istiyorum. Benim yanımda hiçbir zaman tetikçi olmadı, olmayacak. İntikam mı almak istiyorsun? Benden al. Bana bir telefon getirin. Alo, ben İskender Büyük. Sen bir şerefsizsin. Polat Alemdar. Kızın hiç senin gibi düşünmüyor. Bana bayıldı, bayıldı. Diyor ki, sen benim gerçek amcamsın. Ben de ona dedim ki, evet. Ben senin yarı baban sayılırım. Kes sesini de ne istiyorsan onu söyle. Ya çok ayıp. Ben ne zaman senden bir şey istedim? Sadece bir kere sözünü tutmanı istedim. Onu da tutmadın. Kızını kaybetmiş acılı bir babanın tek isteğini bile çok gördün. Memati'yi ver, senin kızın benim kızım dedim. Bu saatten sonra sana verebileceğim tek şey var. Hak ettiğin üzere şerefsizce bir ölüm. Ve seni anlıyorum. Şu anda acılı bir babasın. Ama öfken geçsin, öyle karar ver. Memati serserinin biri. Bir geleceği yok. Ben öldürmesem yarın öbür gün kör bir kurşunla ölecek. Ama kızın öyle mi? Önünde kocaman bir gelecek var. Bak annesi de ağlayıp duruyor.
Benim hatırım yoksa kızımın hatırı var diyor. Benim kızıma tek bırakabileceğim şeyim var. Şerefim. Sen kızına bırakamadın. Acın ondan. Üç kadından medet uman zavallının tekisin. Düşün, düşün, düşün. Biraz daha düşün. Ömründe bir kere düşünerek hareket et. Ben seni yine ararım. Yok. Gerizekalı mısın be adam? Öldüreceksen asker gibi öldür. Kurşun adis. Şerefsizler gibi ipe çekme. Senin şerefine bu ip bile çok. Hiç aklıma gelmezdi ki cehenneme giderken yanımda senin karın da olacak. Ama merak etme. Sen iskemleye tekmeyi attıktan sonra senin kızına senden daha iyi bakacaklar. Takas edelim İskender'le.
Ben seni buradan indirirsem onlar da Ebru'yu indirecekler, öyle mi? Buradan inersem onlarla konuşurum. Sen bana Memati'yi verirsen onları ikna ederim. Memati ile konuştum. O razı buraya çıkmaya. Sen de artık bunu kabul et. Madem elinde bu kadar koz var, niye hala Memati'nin peşindesin? Dedim ya sana, yaşlandıkça inatçı bir adam oldum. Abi pazarlık yapmak istiyor. Ben ölüme razıyım. Pazarlık yapacaksa Polat yapacak. Kaybedecek bir şeyim yok. Onun var. Abi ne diyorsa yapalım. İskender bunlara değmez. 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 Oradakiler burayı duyuyor mu? Evet. Ben İskender'in boynundan taktığım ilmeği çıkarırsam, bu ilmek bir ömür. Benim de, çocuğumun da, senin de boynunda yular olur, takılı kalır. İlmeği yulara tercih ederim. Beni affet. Ne yapıyorsun Abdüley? Abi değmez bu şerefsiz için. Abdüley çekil oradan. Abi sen çocuğunu, aileni feda ediyorsun. Senin yaptığını bu memlekette kimse yapmaz. Ama başka bir yol buluruz abi. Yol mol yok Abdüley. Bırak iti ölsün. Yok abi. Bir ömür bu itin bize yaptığıyla mı yaşayacağız? Ölürken bile bizi öldürüp gidecek, öyle mi? Ona öyle kolay ölüm yok abi. Cahit. Cahit, ipi çöz. Müsaade et, görüntünün kaynağını öğreneyim. Yerini tespit edeyim.
Efendim Abdüley. Neredesiniz usta siz? Usta arıyorum seni. Nerede? Ne hırlıyor bu it? Abdüley'i soruyor abi. Bana bak. Bir aptallık yapmaya kalktığınız an her şeyi kaybedersiniz. Herkes gözümün önünde olacak. Abi. Biraz zaman kazanmamız lazım abi. Haber gelmezse ne istiyorsan onu yap abi. Memati'yi mi arıyorsun? Boşuna arama. Çoktan yakalamışlardır onu. Kafana kurşunumdan önce sokman gereken bir tek şey var. Neymiş o? Senin vaden doldu. Bitti. Her ne olursa olsun seni bu ipe çekeceğim. Memati elinde olsun olmasın. Ailem olsun olmasın. Kendini kime satarsan sat, ne plan yaparsan yap, seni bu ipe çekeceğim. Ben sana yapamazsın demedim. Ben sana ölmem dedim. Memati abi elinde olsa bizimle pazarlık mı yapardı? Yalan söylüyor abi. Onun hayatı yalan. Aldığı nefes bile yalan. Abdüley. Yeri tespit ettik. Ekip çıkaralım mı? Siz karışmayın. Adresi bana gönder. Ne oldu Zülfüm? Yeri mi buldun? Oraya, oraya! Cahit sen burada kal. Bir şey olursa bu şerefsizin kafasına sıkma. Ama 2-3 tane sık. Kurşunla değil, iple ölecek. Tamam abi. Ne yapacağız şimdi?
kıymayın. Yavruma kıymayın. Polat Alemdar arabanın kapısına elini attığında patlatacaksınız. Ne önce ne de sonra. Anlaşıldı mı? Gerizekalılar.
Kaç tane adamını öldürdüm? Sana neler yaptığımı hatırlamıyor musun? Kurşuna diz beni! Sakın ipe çekme! Öldüreceksen asker gibi öldür!